Ne dersek diyelim bir fon dosyası var ve bu dosyada da bir AKP'li isim. O AKP'li isim Ak Parti Çorlu Belediye Meclis üyesi Köşkleri. Köşklerinin ismi Seçil Erzan'la birlikte anılıyordu. Köşkleri sağlık sebeplerini gerekçe göstererek partisinden ve görevinden istifa etti. Yani bu fon skandalının bir ucu da döndü, dolaştı AKP'ye dayandı. E, bu arada şunu söyleyeyim yeni bir haber saat 19.30'da İyi Parti'den o beklenen açıklama gelecek. Seçime tek başına mı gidecek İyi Parti? CHP'nin teklifini kabul mü edecek? Onu saat 19.30'da öğrenebileceğiz efendim. Seçil Erzan dosyasında ismi vardı. O Ak Partili istifa etti. Nuri Köşkleri. Fatih Terim fonu vurgununda tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen isimlerden biri AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Köçdere sağlık sebeplerini gerekçe göstererek partisinden ve görevinden istifa etti. <laughs> Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belezoğlu, Semih Kaya, Emre Çolak ve Mustera Fon vurgununun kilit ismi Erzan'a milyonlarca dolar kaptırdı. Tutuklanan Erzan AK Partili Köşklere'den yatırım yapmak için para aldım demişti istifa dilekçesinde sağlık gerekçesi dedi. Parti teşkilatının disiplin kuruluna sevk ettiği köşklere bugün Çorlu Belediye Başkanlığına gönderdiği dilekçesinde istifa ettiğini bildirdi. Bir başka isim Nur Erkasap, Fatih Terim'in yardımcısı Müfit Erkasap'ın eşi. O da Erzan'ın isteği üzerine para gönderilen kişiler arasındaydı. İfadesi ortaya çıktı. Erkasap Denizbank Flore Şube Müdürü olarak tanıdığı Seçil Erzan'ın, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in ismini vererek fondan bahsettiğini söyledi. Erkasap'ın borçlu ve Seçil Erzan'ın kefil olduğu senet görüntüsü iddianamede yer aldı. Terim'in damadı Volkan Bahçe Kapılı'nın 1 milyon dolar tutarındaki parasını Erzan'ın isteği üzerine Erkasap'ın hesabına gönderdiğini de ekledi. Erkasap bu parayı da aynı gün çekip elden Erzan'a teslim ettim dedi. Şimdi bu fon vurgunun kilit ismi Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belezoğlu, Semih Kaya, Emre Çolak, Muslera gibi isimleri dolandıran bankacı Seçil Erzan tutuklandıktan sonra ifadesinde bir isme dikkat çekti. Ondan çok korkuyorum. İsmini dahi vermekten çekiniyorum dediği o isim Cüneyt Demir de ilk kez konuştu. Cüneyt Demir diyor ki benden niye korkuyormuş acaba? Bu olayda asıl mağdur olan benim. Ben de dolandırıldım. Cüneyt Demir, futbol dünyasını sarsan fon vurgununda tutuklu banka müdürü Seçil Erzan'ın ismini bir türlü veremediği ee, Sana vermiş olduğumuz ve nazına senedinde Korkuyorum dediği o isim ilk kez konuştu. Mağdur olduğunu, dolandırıldığını söyledi. Öncelikle Seçil Erzan'la Hasan Çorbacı vasıtasıyla tanıştık. Hasan abinin yönlendirmesiyle Seçil Erzan o dönemde aradı beni, gittik görüştük. Ondan sonra iki ayağımı bir ayakkabıya soktu. Ben nasıl olduğunu da anlamadım zaten. Hem bankadan şikayetçiyiz hem Seçil Erzan'dan şikayetçiyiz. Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Emre Çolak ve Muslera. Fon vurgununun kilit ismi Erzan'a milyonlarca dolar kaptırdı. Tutuklanan Erzan ifadesinde kapalı çarşıdaki birini işaret etti. Demir'den para aldığını belirtti. Korkuyorum ismini veremem dediği Cüneyt Demir hakkındaki iddiaları yalanladı. Kapalı Çarşı'nın alt tarafında e, Seçil Erzan'la buluştum. Bana orada müşteri ziyaretine geldiğini, akşam Çorlu'ya geleceğini, e, paranı burada bana teslim et ben sana Çorlu'ya akşam makbuzlarını getireceğim dedi. Ayrıca bizim paramızı öyle büyük paralar kazanacağız diye de vermedik biz ona. Bir, ne kadar verdiniz? 150 bin dolar verdim. Erzan'ın memleketi Çorlu'da pansiyon işletmeciliği yapan Demir, kendisinin de 150 bin dolar dolandırıldığını söyledi. Hem bankadan hem de Erzan'dan şikayetçi oldu. Hatta 25 Nisan'da suç duyurusunda bulunduğunu, ifade verdiğini belirtti. Kesinlikle benim seçil Erzan'a ne tehdit etmişliğim var, ne tehdit edecek bir durumum var, ne de benim onunla öyle bir pozisyonum var. Ve detayları anlattı. Demir'e göre hikaye bankadaki parasını çekip Erzan'ın yanındaki Nazlıcan'a teslim etmesiyle başladı. O para tarihler 3 Mart'ı gösterdiğinde Erzan'a teslim edildi ve bir daha gelmedi. Erzan tarihi ileriye attı. Parayı vereceğim dedi, vermedi. Demir parasını alabilmek için Genel Müdürlüğe dahi ulaştı. Müfettişlerin böyle bir fon olmadığını söylemesi üzerine dolandırıldığımı anladım dedi. 23 Mart'ta verecekti. 23 Mart gelince vermedi aradan birkaç gün daha geçti. En sonunda öyle günler birbirini takip etti. Biz mesajlaştık birkaç sefer telefonla görüştük. Bana falan gün e, oğlum gel İstanbul'da paranı vereceğim dedi. Seçil tehdit eden kişi olarak tanıtılan Demir'in 11 suç kaydı 3 dava dosyası var. Tehdit ve hakaret, fuşa teşvik, aracılık zorlama, dolandırıcılık bu dosyalardan bazıları. Sen bir ilde kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz der mi İyi Parti? Hemen dörelim Sibel Mazriye soralım İyi Partinin e, önünde hazır mı? Peki, hemen bir bakalım hazır. Hazır. Ee, Sibel kolay gelsin. Epey de uzadı sanırım Genel İdare Kurulu toplantısı az evvel Deniz Yücel e, kürsüde e, çok kısa kaldı ve ittifakla ilgili sorulara da çok net bir şey söylemedi. İyi Parti'de bir açıklama yapılması bekleniyor, değil mi? Evet açıklama yapılması bekleniyor fakat siz de söylediğiniz çok uzun soluklu bir gün oluyor İyi Parti'de. 15'te başlamıştı genel idare kurulu toplantısı hala devam ediyor. Ne karar çıkacağı merak konusu toplantı sonrasında bir açıklama yapılması bekleniyor. O karar ne olacak bu merak ediliyor. Tabii bugünkü uzun soluklu bir gün oldu dedik İyi Parti'de saat 10.30'da sabah başlamıştı başlamış aslında toplantı trafiği İYİ Parti'de. iyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener önce divan üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi sabah saatlerinde ve o toplantı da saat 3 saat sürdü. 12.30 gibi bitti. Onun ardından Genel İdare Kurulu üyeleri saat 15'te toplantıya geçtiler ve devam ediyor. Şimdi merak edilen soru şu, yerel seçimde işbirliği olacak mı, olmayacak mı? Bu artık dakikalar sonra gelmesini bekliyoruz açıklamanın. İşte dakikalar sonra netlik kazanacak, bu sorunun cevabı, yanıt bulmuş olacak. İşte 2019'daki beraberliğin yine 2024'teki seçimlerde, yerel seçimlerde devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Diyor. muhalif seçmen yine aynı şekilde e, İyi Parti'den gelecek haberi bekliyor. CHP en önemlisi e, CHP'de e, gözler artık İyi Parti'ye çevrilmiş e, durumda diyebiliriz ki nitekim CHP'de de ardarda arda toplantılar gerçekleşti. Sürpriz MYK toplantısı vardı. Fakat İyi Parti'den şu an e, bugüne bakacak olursak işbirliği olacak ya da olmayacak cevabını vermek şu an hala güç diyebiliriz. Nitekim e, İYİ Parti'den işbirliğine yakın olan isimler de var. Hala işbirliğine ittifaka karşı çıkan isimler de var ki son dakika sıcak bir gelişme olarak şunu da söyleyebiliriz. GİK üyesi, Genel İdare Kurulu üyesi Sevin Çağlayan bir tweet attı az önce ya tarih olacağız ya da tarihten silineceğiz. O 3 Mart'a Meral Akşener'in masadan kalktığı gün yapmış olduğu bir açıklamadan bir cümleyi tweet olarak paylaşmıştı. Ardından sildiğini öğrendik. Tweeti kendi görüşüm olduğu için ben paylaştım diye bir savunma yapmış. Öyle geldi bize o öyle bir bilgi geldi. Dolayısıyla bugün. CHP'nin 30 Kasım'da CHP lideri Özgür Özel'in 30 Kasım'da İyi Parti genel başkanı Meral Akşener'e sunduğu teklif bugün çok detaylı bir şekilde matematiksel o detaylar da masada olarak değerlendiriliyor çok uzun soluklu olan o toplantı hala devam ediyor. Dakikalar sonra İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun kameraların karşısına çıkıp İyi Parti'nin geri adım adıp adım adım atıp atmayacağını merakla beklenen o açıklamayı yapmasını bekliyoruz. Uzun soluklu olduğunu söyledik. İyi Parti'den notlar bu şekilde İrfan Değirmenci. Çok teşekkür ediyoruz Sibel Mazrek. Biz de bekleyip göreceğiz. Ya tarih olacağız ya tarih yazacağız. Açıklaması Meral Akşener'in e, Türkiye siyaseti tarihine geçen sözleri. Masadan kalktığında söylemişti. Şimdi de bir milletvekili böyle bir tweet atıyor. Partinin içinde farklı görüşler var. Kendi başımıza mı seçime gidelim yoksa yine ittifak mı yapalım diye bir karara varabilecekler mi göreceğiz. Bu arada Deniz Yücel CHP'nin yeni parti sözcüsü az evvel kürsüde çok kısa bir açıklama yaptı demiştim arkadaşlarım aktarıyor. Şöyle demiş Deniz Yücel ittifak konusunda bir açıklama yapacak olursak genel başkanımız yapar.